Evet, kısa bir aranın ardından ana habere devam ediyoruz değerli izleyenler. Aranın öncesinde aşıyı konuşmuştuk. Öyle ya, Türkiye'de artık aşılanma başlamıştı. Ancak 3 milyon doz aşı kaç kişiye yetecek, sonrasında neler olacak, uzmanından bununla ilgili cevapları almıştık. Bugüne baktığımızda bir diğer önemli başlık demiştik bültenimize başlarken, hava sıcaklıklarındaki düşüşle ilgili. Kar yağışı bekleniyor, aslında mevsime göre geç bile kaldı diyebiliriz. Geçtiğimiz senelere baktığımızda yeni yıl dönemi karla karşılardık yeni yılı, ancak bu sene öyle olmadı. Nihayetinde mevsim normallerine yavaş yavaş geliyor diyebiliriz. Kar yağışı bekleniyor, bununla ilgili uzmanların uyarıları da var elbette. Muhakkak ki trafiğe çıkacak araçların kar lastiği kullanması, kış lastiği kullanması ile ilgili uyarılar var. Mümkün olduğunca da efendim zaten dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanmaya özen gösterin. Toplu taşımada da yine maske, mesafe, hijyene tabii ki dikkat edeceğiz. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaptı. İstanbul'daki kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Anadolu'da pek çok köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için de uyarıda bulundu. Karın pazar günü etkisini arttırması ve kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Bu sebeple İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da uyarıda bulundu. Tedbirleri elden bırakmayalım dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de görkemli hatıralara konuk oldu. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı şiirinden Arhavili İsmail'in hikayesi bölümünü okudu. İmamoğlu, Nazım'ı iyi ki bu topraklar yetiştirmiş, Nazım'ın insani yönü üst seviyede gurur sebebimiz dedi. İstanbul'un mavi gözlü dev tarifiyle bir şaire sahip olması muazzam bir zenginlik. Rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. İyi ki bu topraklardan ve İstanbul'dan Nazım geçti. Mavi gözlü dev Nazım Hikmet anıldı Halk TV'de. Görkemli Hatıralar programında konuk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Nazım'dan etkilenmemek mümkün değil. Çünkü hani keşfettikçe keşfediyorsunuz. İyi ki bu topraklar yetiştirmiş. Gurur vesilemiz aslında. Nazım Hikmet'in insani yönünü anlattı İmamoğlu. Kuvayi Milliye Destanı şiirinden Arhavili İsmail'in hikayesi bölümünü okudu. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti, kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sargı, deri ve asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Sadece şiir okumadı İmamoğlu. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsüne de eşlik etti. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Evet, siyasilerin ne kadar güzel böyle hayatın içinde bizden biri olduğunu görmek değerli izleyenler, keyifli bir programdı. Ve devam edelim. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 2020 hak ihlalleri raporunu yayınladı. Rapora göre 3362 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Raporda cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri de yer aldı. Tanrıkulu cezaevlerinde çeşitli sebeplerden 38 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2020 yılı insan hakları ihlallerinin zirve yaptığı bir yıl oldu. Bir yılda 3362 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıkladı bu ağır tabloyu.
Derlenen veriler 2020 yılı insan hakkı ihlallerini ortaya seriyor. Tablodaki yaşam hakkı ihlallerinin 300'ü kadın cinayeti, 2427'si iş cinayeti olarak tanımlandı. Bir yıl içerisinde cezaevlerinde 38 kişi yaşamını yitirdi. Tanrıkulu cezaevleri de dahil olmak üzere 3354 kişinin işkenceye uğradığını belirtti raporunda. 15'i çocuk olmak üzere 1679 işkence vakası kayıtlara geçti. Sadece cezaevlerinde 1855 işkence vakası tespit edildi. Yani toplam işkence vaka sayısı 3354 kişi. Bu bize ulaşan rakamlar. Toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yönelik engeller de raporda yer aldı. Geçtiğimiz yıl tam 753 basın açıklamasına polis müdahale etti. Basın açıklaması yapmasını yasakladı. İfade özgürlüğü kapsamında basın açıklamaları sırasında 2153 kişi gözaltına alındı. Hak ihlalleri bunlarla da sınırlı değil. Erişim engeli, medyaya yasaklar, gazetecilerin tutuklanması, siyasetçilerin tutuklanması geçtiğimiz yıl her bakımdan zirve yaptı. Hükümet eski derin devletin yeni sahibidir. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Abdüssamet Köse, 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çocuğu istismar suçlamasıyla tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti. İstifa üniversite hesabından duyuruldu ancak istifanın akademisyen hakkında bu iddialar nedeniyle mi olduğuna açıklık getirilmedi. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Abdüssamet Köse'nin 2015'te ABD'nin Texas eyaletinde bir çocuğa istismar suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Üniversite Köse'nin istifasını duyurdu. Köse ile ilgili bazı iddialar da gündemde. Köse'nin 2015 yılında ABD'de internette chat yaparken bir çocukla tanıştığı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptığı iddia edildi. Bu konuşmanın ardından emniyet görevlileri bir operasyon düzenledi. Çocuğun evine giden akademisyen ise orada çocukla değil bir polisle karşılaştı. Aralarında Köse'nin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Bölge hapishanesine gönderildi. Bir başka bilgi ise Köse'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu, ABD'deki ruhsatının geçici olarak iptal edildiğiydi. Bunun üzerine Türkiye'ye dönen akademisyen Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümüne başkan olarak getirildi. İstifayı duyuran Marmara Üniversitesi konuşulan bu iddialara ise açıklık getirmedi. Değerli izleyenler, biraz önce izlediğimiz haberle ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Özellikle Amerika'da bazı bölgelerde bu konuyla ilgili yapılan açıklamalarda kişiler hakkında suç duyurusu ya da bir mahkeme kararı varsa bu kişilerin siciline işlenir ve gittikleri yerde, hani bizdeki muhtarlar sisteminde, mutlaka beyan edilir. Böylelikle siz de kimlerin ne suç aldığını ve nasıl yaşadığını öğrenirsiniz. Diliyoruz ki bu sistem Türkiye'de de olur. Biz de insanların en azından hangi suçlardan ceza aldığını, neden cezaevinde bulunduğunu öğrenir ve ona göre önlemlerimizi alırız diyelim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal konutlar deprem riskine karşı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktı ama olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki veren teklif AKP-MHP çoğunluğuyla mecliste tam 3. kez reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB meclisinde 3. engele takıldı. Başkan Ekrem İmamoğlu'na sosyal konutların ihtiyaç ve hak sahiplerine verilebilmesi için yetki verilmesi teklifi 2020 yılının Şubat ayı meclisinde reddedilmişti. 2021 pazartesi gününe ait. Karar Temmuz ayında veto edilerek meclise gönderilmişti. Ancak AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu meclis yine kararı reddetti. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy... İBB Mesken Müdürlüğü teklifi Ocak ayı oturumlarında 3. kez görüşüldü. Ancak teklif yine AKP ve MHP çoğunluğuna takıldı. AKP ve MHP grubunun çoğunlukta olduğu meclis, İmamoğlu'na sosyal konutların deprem riskine karşı ihtiyaç ve hak sahiplerine kiralanıp satılabilmesi için yetki vermedi. Kabul edenler, etmeyenler oy bilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır işlettiği, içinde yüzme havuzu bulunan Esenler Spor Kompleksi 15 yıllığına bedelsiz olarak AKP'li Esenler Belediyesi'ne tahsis edildi.
Burada iyi niyete bakmamız lazım. Niyet bu alanı gerçekten değerlendirmek, hizmete sunmak mı? Yoksa İBB'nin hizmet yapmasına elindeki olanakları alarak engel olmak mı? Bir şekilde biz çoğunluğumuzla kullanırız, biz bunları alırız, buralarda da istediğimizi yaparız anlayışıyla değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Bir tesis daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı, AKP'li Esenler Belediyesi'ne tahsis edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'nin eline geçmesinin ardından yaşanan tartışmalı tahsis kararlarına bir yenisi eklendi. Çoğunluğu AKP-MHP grubunun oluşturduğu İBB Meclisi'nde mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan, içinde yüzme havuzu da bulunan ve İBB kullanımındaki Esenler Spor Kompleksi 15 yıl süreyle bedelsiz olarak Esenler Belediyesi'ne verildi. Raporun oylanması sırasında tartışma yaşandı. Burayı aktif olarak hala İBB Spor AŞ işletiyor. Çoğunluğu kullanarak biz İBB'nin alanlarını kendimize alalım demekten öteye gitmiyor bu. Şu an mülkiyeti bakanlığa ait. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanıyor. Ve yerel olarak biz daha önce burayı işlettiğimizde daha düzgün işletiyorduk ve insanların memnuniyeti daha yüksekti. Biz daha iyi yaparız, biz şöyle yaparız diyerek olmaz bu iş. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi buralarda halka hizmet getiriyor. Daha iyi yapabileceğinizi düşünseydi halk zaten size oy verirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermezdi. Meclis oturumunda mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Eyüp Sultan Belediyesi tarafından ek hizmet binası olarak kullanılan Alibeyköy Güzeltepe'deki parseller de 10 yıl süreyle bedelsiz olarak AKP'li ilçe belediyesine tahsis edildi. CHP'li komisyon üyeleri karara muhalefet şerhi düşerek parsellerin İSKİ hizmet alanında kaldığını, fiilen tahsisinin mümkün olmadığını vurguladılar. Birinci birleşim sona erdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da saldırıya uğrayan yardımcısı Selçuk Özdağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başında 17 dikiş var, bir operasyon daha geçirecek dedi. Davutoğlu'na göre bu saldırı bir cinayete teşebbüstü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Cinayete teşebbüs edecek şekilde bir saldırı gerçekleştirildi. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ saldırı için cinayete teşebbüs dedi. Sayın Cumhurbaşkanı çıkmalı ve bu bir siyasi terör faaliyetidir. Bu terör faaliyeti karşısız kalmayacaktır demelidir. Ve susması halinde açık söyleyeyim bu tür saldırılar yapanları teşvik etmiş olur. Bu bir çaresizlik saldırısıdır. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Ama muhalefetin olmadığı bir Türkiye, Saddam'ın, Kaddafi'nin ülkesine benzer. Bir gün önce Mardin ziyaretinde almıştı saldırı haberini. Duyar duymaz Ankara'ya geri döndü. Gelecek Partisi lideri Özdağ hastanede ziyaret etti. Son durumunu anlattı. 17 dikiş atıldı. Hala ciddi şekilde tabii travmatik etki devam ediyor. Yarın sabah 7.30'da da ortopedik bir ameliyat geçirecek. Ankara'da cuma namazına gitmek için evinden çıktı Özdağ. Arabasına binerken 5 kişi saldırdı. Ellerinde silahlar, sopalarla. Cuma namazına gidecektim ve 5 kişinin saldırısına uğradı. İkisi silahlı. Şoförümün de başına silah dayadılar. Özdağ da yumrukla karşılık verdi. 5 kişiydiler. İkisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu. Silah çekersem belki ateş edecekti. Kafamdan kanlar akmaya başladı. Yumruklaşmaya başladım iki kişiyle. Organize bir hareket. Şoförüm silahla çıkınca kaçtılar. İki el silah sıktı şoför. Çok kan kaybediyordum. Bunların peşinden koşacaktım. Şoför hastaneye gidelim dedi. Bunu gerçekleştirenler teröristlerdir. Ve terör muamelesi görmelidirler. Şunu bitsinler. Bizi susturamazlar. Öldürebilirler. Gelirler. Herhangi bir saldırıda bulunabilirler. Ama unutmasınlar ki bu aziz millet bizim demokrasi kavgamıza sahip çıkar. Ölümden döndü. Başında 17 dikiş var. Bir de ortopedik bir ameliyat geçirecek. Eleştirinin şiddete dönmüş son halini yansıtan en acı kareler olarak Türkiye'nin ve siyasetin hafızasına kazındı o anlar. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı parti ile MHP'yi karşı karşıya getirdi Özdağ. MHP lideri Devlet Bahçeli ve yardımcısı Semih Yalçın'ı hedef aldı. Yalçın, benim hiçbir ilgim yok dedi. Genel Başkan Davutoğlu ise şu ana kadar hiç tepki vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye seslendi. Ne Sayın Cumhurbaşkanı
ne de Sayın Bahçeli şu ana kadar bu alçakça saldırıyı kınayan bir açıklama yapmadılar. MHP Genel Başkan Yardımcıları ve MHP'nin çeşitli yetkilileri bana ağır hakaretlerde bulundular. Bu saldırılarla benim hiçbir ilgim ve bilgim yok ve olması mümkün değil. Gelecek Partisi ile MHP karşı karşıya. Nedeni Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı. Özdağ saldırı öncesinde sosyal medyadan eleştirdiği Devlet Bahçeli ve yardımcısı Semih Yalçın'ı hedef aldı. Bahçeli sessiz ama Yalçın konuştu. Sayın Bahçeli 4 gün önce bir demeç verdi. HDP kapatılsın dedi. CHP'de, İYİ Parti'de yardım ve yataklıktan dolayı soruşturma geçirsin dedi. Ben de bir tweet yazdım. Bir tweet attım. Sayın Bahçeli'ye 14 hakaret içermeyen. Ve buradan MHP Genel Başkan Yardımcıları ve MHP'nin çeşitli yetkilileri bana ağır hakaretlerde bulundular. Kendisini hiç sevmem. Bunu da gizlemem. Açık açık söylerim. Bu saldırılarla benim hiçbir ilgim ve bilgim yok ve olması mümkün değil. Sayın Bahçeli'nin benden bir özür borcu var. MHP Genel Merkez'den açıklama bekliyorum. Son olarak gereksiz yere Sayın Bahçeli'ye saldırdı. Bu saldırısı çok ağrıma gitti. Durduk yere kimseye sataşmam. Bu piyonların arkasında kimler varsa ve Türkiye'yi tekrar 90'lı yılların faili meçhullerine götürmek isteyen kimlerse buradan sesleniyorum. Asla bu senaryonuzun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler. Şiddet kesinlikle yanlış ve gayrimeşru bir yöntem. Bırakın böyle bir saldırının arkasında olmayı, tamamen bu saldırının karşısındayım. Özellikle seslemiyorum. Bakın. 5 kişi saldırdı Özdağ. Silahla, sopayla. Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na seslendi. Şu ana kadar 10 saat geçti. Sayın Cumhurbaşkanı çok sıradan bir olay için hemen açıklama yapıp kendisi gibi düşünmeyenleri teröristlikle itham ederken bugün Ankara'nın ortasında bir siyasi terör yaşandı. Bu bir terör faaliyetidir. Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler, hatta ihanetler olabilecektir. Ancak kavga, tehdit siyasetin dili olamaz. Yapılan saldırıları kınıyorum. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cemil Çiçek'e kadar AKP'den ses yükseltenler oldu ama sayılı. AKP'li Bülent Turan sosyal medyadan saldırıyı kınarken isim vermeden eski AKP'li Özdağ'ı parti değiştirdiğini ima ederek ihanetle bile suçladı. Erdoğan ve Bahçeli ise hala sessiz. İki lider de tek bir kelime etmedi kanlı saldırının ardından. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan açıklama bekliyoruz. Başka hiçbir AK Parti yetkilisinin kınama bile yapmadıkları üstü örtülü, imalı sözlerle yapacakları açıklamalar bizi bağlamaz mı? Bahçeli sessiz ama Kocaeli MHP Derince adlı bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım çarpıcıydı. Nuh ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Geleceği olmayan bir partinin genel başkan yardımcısı yaptığı kılav ve kahramanlığı sonucu bu hale gelmiştir. Yapanların ellerine sağlık. MHP'li Kocaeli Derince İlçe Başkanı Zeki Umurca ise Bahçeli ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Özdağ için ne oldu? Geleceği olmayan partinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ dedi. MHP'li başkan tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı. Bugün Ankara'nın ortasında bir siyasi terör yaşandı. Bu bir terör faaliyetidir. İçişleri Bakanlığı'ndan da şimdilik ses yok. Failler de ortada yok. Davutoğlu eski partisinden tepki ve saldırganların yakalanmasını bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle kadınlarla bir araya geldi. Kadınlar en çok hayat pahalılığından ve geçim sıkıntısından şikayet etti. Kılıçdaroğlu gelir adaletsizliğine dikkat çekti. Kamuda 5 maaş eleştirisini sürdürdü. Görüşmede yer alan bir kadın, 4-5 sene önce AKP'ye üyeydim, yardımlarına çağırıyorlardı. Bir gün işim düştüğünde kapılarına bile sokmadılar dedi. Ekmek alacak halim yok. Bayat ekmek alıyorum, çocuklarıma yediriyorum. Bir portakalın kilosu 6 milyon olmuşken en önemlisi yemeğimizin ilk malzemesi yağ. 65-70 TL olurken hani nasıl geçineceğiz ki? Hepsi farklı illerden 72 kadın sorunlarını anlattı. Neye elinizi atıyorsak zaten her şey ateş pahası. Bundan 4 sene önce kiramı ödeyemediğim için babamın yanına taşındım. Zor geçiniyoruz başkanım. Bizim bu halimiz ne olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle ev kadınlarını dinledi. Dertleri dinlerken 5 maaş tartışması yine gündeme geldi. Bir maaşla yetinmiyorlar, iki maaşla yetinmiyorlar, üç maaşla yetinmiyorlar, dört maaşla yetinmiyorlar, 5 maaş alıyorlar. 5 maaş. En hafifi de 10 bin lira.
5 tane 50 bin lira. 50 bin lira bir eve giriyor. Ya öbür evde çocuklar aç. Ya bu vicdan mıdır Allah aşkına ya? Bu adalet midir? Kadınlar çocuklarının geleceğinden kaygı duyduklarını da anlattı. Çocuklarımızı böyle mutsuz ve kaygılı görünce şimdiden çocuklar kaygıya girdiler zaten. İşsizlik. Okul bitince ne olacak? Kızım üniversiteye hazırlanıyor. Hoş üniversiteyi kazanıp da meslek sahibi olsa da onun şeyi yok. Bir muamma, belirsizliği var. Hak edenin bir yerlere girmesi lazım. Hak eden insanın hakkını elinden alıp başka birisine teslim etmek kadar acı veren bir şey yok. Anneler size söz veriyorum, emin olun söz veriyorum. Bütün bu haksızlıkları bitirmek mümkün. Çözüm de önerdi. Aile destekleri sigortası olsaydı bu az önce saydığınız dramların hiçbirisi olmazdı. Ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarının olması lazım. Kamu harcamaları hız kesmiyor. Rakamları Maliye Bakanlığı açıkladı. Yani rakamlar resmi. AKP 2020 yılında müteahhitlik giderleri adı altında yaklaşık 50 milyar harcadı. Türkiye gerçeğinde açlık var, açlık. Koronavirüsün derinleştirdiği yoksulluk, milyonlarca işsiz, işten çıkarılanlara verilen günlük 39 lira, bir de madalyonun diğer yüzü. Bir yılda devletin kasasından başta AKP'ye yakın şirketler müteahhitlere giden 50 milyar lira. Bu insanlara beşli çete diyoruz. Bunlara sadece dolar vermiyorsunuz. Bunlara aynı zamanda Türk lirası eridikçe kur farkı veriyorsunuz. Maliye Bakanlığı kamunun 2020 yılı harcama rakamlarını açıkladı. Yani rakamlar resmi. AKP 2020'de farklı kalemlerdeki müteahhitlik giderleri için yaklaşık 50 milyar lira harcadı. Hizmet alımları kalemi adı altında 32 milyar lira hazinenin kasasından çıktı. Bu tutarın yaklaşık 31 milyar lirası müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler oldu. Devleti yönetenler eşi dostu yandaşı kenara bırakıp 83 milyon için ter dökerse Türkiye'nin büyük bir kalkınma yaşaması kaçınılmazdır. Özelleştirme ile devletin elindeki taşınır taşınmaz yüzlerce kamu malı elden çıktı. Kiralamalar devreye girdi. AKP kamunun kira harcamaları için bir yılda 2 milyar 527 milyon lira ödedi. Lüks makam araçlarından da vazgeçmiyor iktidar. Kamu için kiralanan araçlara da bir yılda 557 milyon lira ödendi. Hizmet binalarına 614, yine kamu için kiralanan uçaklara ise bir yılda 408 milyon lira ödedi hazine. Sadece kira değil rakamları uçuran, kamuya satın alınan taşıtların bedeli 2020 yılında 1 milyar 230 milyon lirayı aştı. Rakamlara göre örtülü ödenekte de rekor artış var 2020 yılında. Gizli hizmet gideri adı altında bir yılda 2 milyar 6 milyon 388 bin lira harcama yapıldı örtülü ödenekten. Erdoğan'ın itibardan tasarruf olmaz sözlerinin gölgesinde kamu harcamaya devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener esnaf ziyaretlerine İstanbul Bayrampaşa'da devam etti. Esnaf, kredi kartımdan nakit avans çekip kiramı öyle ödedim. 18 ay taksitle avans çektim. Benim 35 bin lira limitli kredi kartım bloke şu an diyerek Akşener'e dert yandı. Pandemi oldu olalı eşim çalışıyor. Borçlar, harçlar hiçbir şeyi ödeyemeyecek hale geldi. Kiralarım dolu, faturalarım dolu, her yerden icralık olduk. Yani ya eşimle birlikte şu dönemde cezaevine gireceğiz. Oy. Ya da artık yani çaresiziz. Birikimler tükendi, gelir neredeyse yok. Binlerce salgın mağduru esnaf sonunun ne zaman geleceğini bilmedikleri bir bekleyişte. İşler berbat. Öyle mi? Tabii işler. 8-9 aydır berbat işlerimiz. İnşallah düzelir bundan sonra. 10 aydır evet. Acayip bir bizde durgunluk var. Öyle değil mi? Yani şu an ekonomik olarak çok sıkıntıdayız. Kredi aldınız mı bu süreçte? Tabii. Kredi borcunuz var. Tabii. Kredi almadan imkanı yok. 10 aydır siftahsız kapattığımız yaklaşık 4 ay var. İYİ Parti lideri Meral Akşener İstanbul Bayrampaşa'da esnafın kapısını çaldı. Dertlerini, taleplerini not aldı.
İşler nasıl? İşleri gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi. Her çok şikayet yer... var. Aynen öyle. Maalesef durumlar çok vahim. Daha şimdiden senenin başında sıkıntıyla girersek bu sene ne yapacağız biz yani? Ekonomik olarak zaten çok kötü söylüyorlar bu sene. Ziyaret sırasında görüştüğü esnafın yaşadığı krizi anlatmasıyla gerçek gündemin ekonomi olduğu ortaya çıktı. Ben bu ay kredi kartımdan gösterebilirim size nakit çekim yapıp kiramı ödedim. Bizim akşam 8'de kapanmamız, hafta sonu kapanmamız bitirdi bizi. İki çocuk var, kira var, dükkan kira, ev kira. Bunun üstüne bir de tamam kapanır, biz ayda 20 gün ya çalışıyoruz ya çalışmıyoruz. Ne vergide indirim. Hiçbir şey, stopaj tam, vergi tam, her şey tam. Destek veriyor 750 lira. O bize uymuyor. Niye uymuyor? Şey için, esnafla üye olmak gerekiyormuş. O da hani hiçbir türlü bize uymuyor. Sıfır borçla, Garanti Bankası'yla çalışıyorum. Sıfır borçla çalışan insan şu an burada 100 bin liralık var ama Malvarım benim 35 bin liralık kredi kartım bloke şu an. Niye? Kirayı ondan çekiyorum. Malı ondan alıyorum. Benim iki tane çocuğum var. Ben eve yemek götürmek zorundayım. Hani yaptığım şu satışı ben çocuğuma yemek götüreceğim eve. Evet, esnafın sıkıntısı var. Borçla günü tamamlıyor ama sadece esnafın mı sıkıntısı var? Çalışanların da, işçilerin de, birçok kesiminde sıkıntısı aynı. Hani eskiden para biriktirirdik, bir takım birikim yapardık. O birikimleri değerlendirmeyi düşünürdük. Şimdi ne mümkün? Borcumuz yoksa seviniyoruz, günü kurtardık diye değerli izleyenler. Ve salgınla beraber daha da belirginleşen ekonomik kriz acı yüzünü de göstermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığına göre Türkiye'de yurttaşların %80'i tasarruf yapamıyor. Tasarruf edemeyenlerin %16'sı tasarruf etmek bir yana dursun geçmiş dönemde biriktirdiklerini harcıyor. %12'si ise hiç tasarruf yapamıyoruz, borçlanıyoruz diyor. Ispanak mı alayım, Ayşe Kadın mı alayım, lahana mı alayım? Şaşırdım, düşünüyorum. Türkiye'deki gıda fiyatlarındaki sert artış dünya medyasının da gündemine girdi. Reuters gıda alışverişinin Türkiye'de ağır bir yüke dönüştüğünü yazdı. Peynir pahalı. Eti zaten biz içemiyoruz ya yani, bayramdan bayrama. Her gün artıyor bak. Her gün artıyor. Zaten görüyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Hiçbir şey alamıyorum. Ben emekli adamım. Ne alacağım? Ne alacağım? Allah'ını seversen ne alayım yani? Zeytinyağı bile artık alamıyoruz. Çiçek yağı alamıyoruz ya. Çiçek yağı alamıyoruz artık yani. Şu hale geldik yani. Evde ne yapacağımızı şaşırdık. Peynir alamıyoruz. Zeytin alamıyoruz. Ne alacağız yani? Gıda felaket. Bana doktor süt, bol süt al iç dedi. Ama sütü ben bir kere alsam ikinciyi alamıyorum bak. Alıp yemeyeyim. Reuters'ta yer alan araştırmaya göre Türkiye'de market alışverişine gitmek de bir mutsuzluk kaynağı haline geldi. Patlıcan, portakal ve ayçiçek yağı fiyatları geçtiğimiz seneye kıyasla %50 yükseldi. Cumhurbaşkanlığının araştırması da Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı gözler önüne serdi. Ama her şey kime çıkarlar? Kim tanınır? Vatandaşların sadece %20'si son 12 ayda tasarruf edebildiğini ve para biriktirdiğini belirtti. %53'ü son 12 ayda gelirinin giderini karşıladığını ve tasarruf edemediğini söyledi. %16'sı tasarruf etmek bir yana geçmiş dönemde biriktirdiklerimizi harcıyoruz, %12'si hiç tasarrufumuz yok, borçlanıyoruz dedi. Tablo bu kadar vahimken, vatandaşımız açlık ve sefaletin pençesinde debelenirken onlara tasarruf yapabiliyor musunuz diye sormak bile abesle iştigaldir. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz asgari ücret ve açlık sınırı rakamlarını hatırlatarak yapılan araştırmaya tepki gösterdi. AK Parti iktidarları döneminde genel maaşa dönen asgari ücret adeta sefalet ücreti halini aldı. Ülkede gerçek enflasyon %38'lere ulaşmışken açlık sınırı 2439 lirayken yoksulluk sınırı 8437 lira olarak açıklanırken milyonlarca çalışan 2825 lira ücretle hangi tasarrufu nasıl yapacaktır? Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çekilen görüntülerde kapalı kasa ve işçilerin yemeklerinin de aynı anda taşındığı araçtan tam 16 işçi indi. 16 işçinin indiği görüntüler gündemde. Görüntüleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç sosyal medya hesabından paylaştı.
AK Parti Türkiye'sinden manzaralar diyerek paylaştı CHP'li Ali Öztunç. Görüntüler Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan işçiler tarafından çekildi. Videodaki araç Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki işçilerin yemeğini taşıyan servis aracı. Ancak görüntülerde işçilerin bu aracın içinden çıktığı görülüyor. Bir değil, iki değil, üç değil, tam 16 işçi. Hepsi sırasıyla kapalı kasa, havasız ve penceresiz servis aracından iniyor. Hem de hala Covid-19 vaka sayısının azalmadığı, ölümlerin sürdüğü pandemi döneminde. Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki bu görüntüler AK Parti'nin utanç görüntüleridir. AK Parti'nin Türkiye manzaralarıdır. Vicdan ya, böyle bir şey nasıl olur ya? Nasıl sığdırdınız oraya vicdansızlar ya? 16 insan oraya o şekilde sığdırılır mı? Bu insan haklarına da aykırı, iş güvenliğine de aykırı. Bu görüntülerse aynı santralde işçilerin dinlenme alanı olarak kullandığı yerden. İşçiler için ne sosyal mesafe, ne maske, ne de tedbir var. Mersin valisini göreve davet ediyorum. Mersin valisi buraya bir an evvel bir soruşturma açmak zorundadır. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sesleniyorum. Sayın Bakan, görüntüler ortada. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Hiç mi? Ya arkadaş, biz pandemiyle mücadele ediyoruz. Böyle mücadele olmaz. Biz burada bu mücadeleyi verirken bu şekilde işçi çalıştırırsan, bu şekilde işçi taşırsan biz bu pandemiden kurtulamayız demiyor musun, düşünmüyor musun hiç Sayın Sağlık Bakanı? CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının yargıya müdahale ettiği iddiasını kamuoyuna duyurdu. Elimde TAPE kayıtları var dedi ve suç duyurusunda bulundu. Mahkeme ise takipsizlik kararı verdi. Ülkenin hukuku ayaklar altında. Ali Mahir Başarır, 2018 yılında Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın bir davada yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiğini ve bunun ses kayıtlarının olduğunu iddia etmişti. Bu iddiasını yargıya taşıdı. Bu iddia sonrası Erdoğan'ın avukatı da Başarır hakkında dava açtı, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulundu, takipsizlik kararı verildi. CHP'li vekil yargıyı etkileme teşebbüsü suçlamasıyla şikayetçi oldu ama mahkeme sen mağdur değilsin gerekçesiyle suç duyurusunu reddetti. Verilen takipsizlik kararına da itiraz etti Ali Mahir Başarır. Mahkeme bu itirazı reddetti. Gerekçe adil yargılamayı etkileme suçuna teşebbüs etmişler. Utanç kararı bu. Fransız bir şirketin CEO'su, Cumhurbaşkanı'nın avukatları, şirketin avukatları, İsnaf Dairesi Başkanı'nın odasında pazarlık yapıyor ve buna ilişkin yapılan tüm şikayetler reddediliyor. Ali Mahir Başarır bu iddiasını gündeme taşıdığı için Erdoğan'ın avukatları da Başarır hakkında dava açtı. Cumhurbaşkanı avukatları 500, 500 ve 200 bin lira olmak üzere 1 milyon 200 bin lira şahsıma manevi tazminat davası açtı. Şimdi gözler Erdoğan'ın avukatlarının açtığı davaya, mahkemenin vereceği kararda. Gazeteci Fergün Atalay haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını öğrendi ve Atalay sordu. TC kimlik numaramı nereden buldunuz ve beni nasıl haberim olmadan AKP'ye üye yaptınız dedi. Partimize üye oldunuz mu? AKP'ye bilgisi dışında üye yapılanlara bir yenisi daha eklendi. Açıklama bir gazeteciden Fergün Atalay. AKP'ye istemi dışında 2010 yılında üye yapıldığını fark etti. Detaylarını Halk TV'ye anlattı. Bir baktım ki ben 2010 yılından bu yana AK Parti üyesiyim. Beşiktaş İlçe Teşkilatı benim bilgim dışında beni üye yapmış. Evet. Hakikaten de büyük bir şoktu. Önce bunu paylaştım. Sonra neyse ki E-Devlet'ten istifanızı da verebiliyorsunuz. Gazeteci Fergün Atalay sadece kendisinin değil yüzlerce kişinin aynı durumda olduğunu da söyledi. AK Parti'nin son bir yılda üye sayısını 1 milyon arttırdığı, CHP'nin üye sayısında işte erime olduğu yönünde bir haberdi. Buradan yola çıkarak işte siyasi partilerin internet sitelerine girdim. Orada üye sayılarına baktım vesaire. Sonra başka haberlere denk geldim. İşte kendi bilgileri olmadan üye yapıldığını söyleyen insanlar vardı. Benim de başıma gelmiş midir acaba diye düşünüp ben de baktım ve o an gerçekten şok geçirdim. Gazeteci Atalay sordu. TC kimlik numaramı nereden buldunuz ve beni nasıl haberim olmadan AKP'ye üye yaptınız diye. Ben şimdi soruyorum.
benim TC kimlik numaramı alarak beni AKP'ye kim üye yaptı? Bir habersiz üyelik haberi de Ordu'dan geldi. Eğitimsen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz ve iki eğitimsen üyesinin haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığı ortaya çıktı. 2020'de AKP'ye aktif üye olmuş gözüküyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Benim gibi bizim bir üyemiz de yine AKP'ye 2011 yılında üye yapıldığını gördü. Demek ki ortalıkta bilgilerimiz dolaşıyor. En çok üye sayısı AKP'de ancak daha önce de bilgisi dışında üye yapılan çok sayıda kişi olduğu ortaya çıkmıştı. AKP İzmir İl Teşkilatı'nın da partiyle ilgisi olmayan birçok kişiye habersiz üye yaptığı, hatta AKP üye sayısını artırmak için külliyede bir gün geçirme vaadini de sunduğu kamuoyuna yansımıştı. Ankara'da hem de merkezinde sokağa çıkma yasağına rağmen bir şeriat bildirisi dağıtıldı. Bu iddia CHP'li Ali Haydar Hakverdi'ye ait. Sosyal medya hesabından bir kare fotoğraf paylaşan CHP'li vekil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Sokağa çıkma yasağına rağmen bu sabah Ankara'nın Mamak ilçesinde şeriat isteyen bir bildiri dağıtıldı. Ankara'da sokakta şeriat bildirisi dağıtıldı. Hem de yasağa rağmen iddiayı CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi dillendirdi. Bu bildirinin içeriğinde Atatürk devrimlerine ve ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine hakaret edildi. Bunun dışında oy kullanmak dahi küfür sayıldı. Ayrıca ülkeyi yöneten partilerin millet iradesiyle yönetmesi de Allah'a şirk koşmak olarak değerlendirildi. Hakverdi sosyal medya hesabından bir kare fotoğraf paylaştı. Bir kapıya sıkıştırılmış bildiri dediği dokümanların fotoğrafını, yazan cümleleri tek tek anlattı. İmam nikahını savunan bu bildiride belediyelerin nikah kıymasına Allah'a küfür sayıldı ve birçok cumhuriyet değerlerine hakaret edilerek bu ülkeye asker göndermenin dahi Allah'a küfür sayılacağı savunuldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da sokağa çıkma yasağı var. İddiasına göre yasak varken dağıtıldı o bildiri. Sokağa çıkma yasaklarında kim, hangi cesaretle dağıtıldı? Bu bildirinin dağıtılmasına kim göz yumdu? Bugün AK Parti iktidarına karşı herhangi bir bildiri dağıtılmış olsaydı, o günün öğleninde kişiler yakalanır ve adalet önüne çıkartılırdı. CHP'li vekil kimlerin yaptığını sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketleyerek sordu. Süleyman Soylu'dan yanıt bekliyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 2020 hak ihlalleri raporunu yayınladı. Rapora göre 3.362 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Raporda cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri de yer aldı. Tanrıkulu cezaevlerinde çeşitli sebeplerden 38 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2020 yılı insan hakları ihlallerinin zirve yaptığı bir yıl oldu. Bir yılda 3.362 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıkladı bu ağır tabloyu. Derlenen veriler 2020 yılı insan hakkı ihlallerini ortaya seriyor. Tablodaki yaşam hakkı ihlallerinin 300'ü kadın cinayeti, 2427'si iş cinayeti olarak tanımlandı. Bir yıl içerisinde cezaevlerinde 38 kişi yaşamını yitirdi. Tanrıkulu cezaevleri de dahil olmak üzere 3354 kişinin işkenceye uğradığını belirtti raporunda. 15'i çocuk olmak üzere 1679 işkence vakası kayıtlara geçti. Sadece cezaevlerinde 1855 işkence vakası tespit edildi. Yani toplam işkence vaka sayısı 3354 kişi. Bu bize ulaşan rakamlar. Toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yönelik engeller de raporda yer aldı. Geçtiğimiz yıl tam 753 basın açıklamasına polis müdahale etti. Basın açıklaması yapmasını yasakladı. İfade özgürlüğü kapsamında basın açıklamaları sırasında 2153 kişi gözaltına alındı. Hak ihlalleri bunlarla da sınırlı değil. Erişim engeli, medyaya yasaklar, gazetecilerin tutuklanması, siyasetçilerin tutuklanması geçtiğimiz yıl her bakımdan zirve yaptı. Hükümet eski derin devletin yeni sahibidir. Malum pandemi süreci devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları var. Elbette ki olacak önlem almak için. Sokağa çıkma yasakları Covid'den koruyor. Ancak çalışmayanları koruyor. Çalışanlar içinse
azalan veya tamamen kaldırılan toplu taşıma araçları hayatı daha da zorlaştırıyor. Ordu'da bir sağlık çalışanı tam 24 saatlik nöbet tuttu. 24 saatlik nöbetinin ardından evine gidecek araç bulamadığı için 40 kilometreyi yürümeye başladı. Bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Sabah 9'da nöbetten çıktım. Bu yolu yürüyeceğiz. Görüntüler Ordu'dan. Harun Kışan, Ulubey Devlet Hastanesi'nde 24 saatlik nöbetinin ardından işten çıktı. Ancak evine gidecek bir araç bulamadı. Ben de Fatsa'ya kadar yürüyorum arkadaşlar. Nedeni Ordu'da toplu taşıma araçlarının hafta sonu yasağı nedeniyle kaldırılması. Otobüs yok, dolmuş yok. Şehirler arası otobüslere yüksek ücretler ödemek gerekiyor. Sağlık emekçileri bu ücretleri her seferinde karşılayamıyor. Kışan'da 40 kilometre uzaklıktaki Fatsa'daki evine yürüyerek dönmek zorunda kaldı. Saat 11 itibariyle Ordu Fatsa yürüyüşümüz başladı. Yaşadığı mağduriyeti de sosyal medya hesabından paylaştı. Belediye Kışan'ın paylaşımının ardından sağlık çalışanını yürüdüğü yoldan özel bir araçla alarak evine bıraktı. Hafta sonu yasakları için çalışanlara nasıl bir çözüm bulunacağıysa merak konusu. Bu yolu yürüyeceğiz. Evet değerli izleyenler, 2021'e de maalesef pandemiyle girdik. Covid-19 süreci devam ediyor. Evet, aşılama Türkiye'de de başladı. Yeterli mi, değil mi? Dünya nasıl atlatacak bu süreci derken veriler de bir yandan gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. Kısıtlamalar var, sokağa çıkma yasağı var malum. Sokağa çıkma yasağının biraz olsun vakaları azalttığı söyleniyor. Ancak gerçek tablo burada. Şimdi beraber bakalım. Bugün itibariyle test sayısı 156.792. Hastalardaki zatüre oranı %4,5. Test sayısı ise bugün itibariyle 27.223.445. Vaka sayısına bakalım. 7.550. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 60,6, yatak doluluk oranı ise an itibariyle %45,5. Vaka sayısı şu an 2.380.665 kişi. Hasta sayısı bugün 902 ve ventilatör doluluk oranı %31,4, vefat sayısı 23.832. Vefat sayısı bugün itibariyle 168. Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat. Ağır hasta sayısı 2265. İyileşen sayısı bugün 8005. Bu hafta filyasyon oranı %99,9. İyileşen sayısı genelde 2.254.052. Maske, mesafe, hijyen kuralına devam ediyoruz. Aşılama olsa bile, aşıyı yaptırsak bile biz aşıyı yaptık diye sokağa çıkmıyoruz. Özellikle ikinci aşıya kadar o süreçte taşıyıcı olabiliriz. Buna dikkat ediyoruz. Yani sadece ülke olarak da değil, tüm dünya olarak bağışıklığımızı oluşturup %75 oranlarına gelene kadar herkes bu süreçte üzerine düşeni yapacak. Hep söylediğim gibi bir insanlık sınavı veriyoruz. Bunu da bilimin desteğiyle, bulunan aşılarla birlikte atlatacağız diye ümit ediyoruz değerli izleyenler. Devam edelim haber bültenimize. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektör Melih Bulu'ya tepkiler de devam ediyor. Üniversite kütüphanesinde forum düzenleyen öğrencileri elektrik kesintisi de durduramadı. Öğrenciler karanlıkta eylemlerine devam etti. Onlar gitmemeye kararlı, biz de gitmemeye kararlıyız. Işıkları söndürdüler, ışıkları da biz yakacağız dediler. Onlara bir destek de 52 ülkeden 2250 akademisyenden geldi. Boğaziçi'li öğrenciler vazgeçmiyor, kabul etmiyor. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. AKP'li rektör Melih Bulu'yu protestolar devam ediyor. Son olarak üniversite kütüphanesinde forum düzenledi öğrenciler. Bu sırada elektrikler kesildi. Üniversiteleri terk etmiyoruz. Hep buradayız. Kayyumlar gidene kadar biz buradayız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Ancak onlar salonu terk etmedi. Etkinliklerine devam etti. Onlar gitmemeye kararlı, biz de kararlıyız. Işıkları söndürdüler,
Işıkları da biz yakacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Boğaziçi'lilere yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da destekler büyüyor. 52 ülkeden 2250'yi aşkın akademisyen imza topladı. Öğrenci ve akademisyenlere destek verdi. Bir de AKP'li rektör Bulu'ya çağrı yaptılar. Rektörlüğü bırak dediler. Evet, merakla bekliyoruz bakalım sonunda neler olacak. Üniversite Müzik Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü koraları Mor ve Ötesi'nin Cambaz şarkısını çevirdi. Kayyum rektör istemiyoruz dediler. Bütün okul söyler durur, öğrenciler bekler durur, hedefini al, isimini al. Artık bu istifa, iki gözüm kadar eminim kayyumsun. Kayyum rektör istemiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz. Cumhuriyet tarihinin akaryakıtla bağlantılı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu KOM Dairesi ve MASAK koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen ve silici adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçıran 220 kişi yakalandı. Cumhuriyet tarihinin akaryakıtla ilgili en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde silici kod adlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde düzenlenen operasyonda 220 kişi gözaltına alındı. Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. MASAK devletin yıllık 3 milyar lira, 5 yıl içerisinde 15 milyar lira zarara uğratıldığını belirledi. 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri mali belgelere, bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyallere el koydu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ediyor. Ve dünyadan haberle yavaş yavaş ana haber bültenini noktalayacağız değerli izleyenler. Almanya'nın yeni lider adayı belli oldu. Merkel'in partisinin dijital kongresinde yapılan genel başkanlık seçiminin galibi Kuzey Ren-Vestfalia Başbakanı Armin Laschet oldu. Laschet'in Merkel'in siyaseti bırakmasının ardından lider olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi ve iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik, Cuma günü başlayan ve iki gün süren 33. Parti Kongresi'nde yeni liderini seçti. Delegelerin en fazla desteğini alan iki aday Armin Laschet ve Frederik Merz arasında yapılan ikinci tur seçiminden zaferle çıkan isim 521 oyla Armin Laschet oldu. Seçim sonrası konuşan Laschet, partisi CDU'yu Eylül ayındaki federal meclis seçimlerinde de başbakanı çıkartan parti yapmak için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi. Resmi sonucun Cuma günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Yapılan seçim 16 yıldır Almanya Başbakanlığını yürüten Angela Merkel'in bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıklaması nedeniyle siyasette değişimin yılı olarak nitelendirilen 2021'in en kritik dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. CDU'nun Eylül'de yapılacak genel seçimlerden de en büyük siyasi güç olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni genel başkan Merkel sonrası dönemde Almanya'yı şekillendirecek ve aynı zamanda Avrupa siyasetine de yön verecek en etkili isimlerden biri olacak. Armin Laschet, Merkel'in partisini merkez sağda konumlandıran ılımlı politikalarına yakınlığıyla tanınıyor. Hatta Laschet, Alman basını ve kimi siyasetçiler tarafından Türklerin Armin'i olarak adlandırılıyor.
Laschet geçmiş yıllarda Türkiye iç siyasetinde yaşanan gerilim ve kutuplaşmanın Almanya'daki Türk toplumuna yansımalarını frenlemeye çalışan ve aktif rol üstlenen siyasetçilerden. David McAllister, liebe Verbundes... Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkında verilen ceza bölge adliye mahkemesince bozuldu. Davanın yeniden görülmesine karar verildi. Konya'da kadına yönelik şiddeti engellemek isterken saldırgan Özgür Duran'ın ölümüne neden olduğu için tutuklanmıştı Kadir Şeker. Hakkında 12,5 yıl hapis cezası verildi. Ceza kamuoyunda da tepkiyle karşılandı. Bölge Adliye Mahkemesi cezayı bozdu. Davanın yeniden görülmesine karar verilirken dosya Konya Adliyesi'ne gönderildi. Mahkeme kadın cinayetlerini durduracağız platformunun davaya katılma talebini de kabul etti. Hayatını kaybeden Özgür Duran'ın ailesinin Şeker'in kiralık katili olduğu yönündeki suç duyurusunun da araştırılmasını istedi. Olay geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ın bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Ancak suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilmişti. Ve bu haberle ana haber bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, Halk TV'de kalın.